kulp yok. Nasıl yani? Giremezsin. Aa, sapık dürbünü var. Niye olmasın abi? Ya bir şey diyeceğim. Ben basmadım. Anasın nikah yani. Bir, bu evse biz neyiz? Herkese merhaba, ben Orkun. Bugün Amerika'dayız. Enes Yılmazer'le birlikteyiz. Ben Enes'e dedim ki abi bize bulabildiğin en pahalı evi bul. O da bize 32 milyon dolarlık şu arkada görmüş olduğunuz evi buldu. Bir ev 500 milyon TL ise içinde bunun ne var? Bana dedin ya bizi pahalı güzel bir eve götür diye. Ben sana Las Vegas'ın en çılgın evini buldum. Ev inanılmaz. İçinde bulunan garajı, asansörleri falan saçma sapan bir şey. Bayağı değişik bir tur olacak. Ya girelim bence evin içinden başlayalım. Bir tane böyle bir sitemsi bir yerin içerisinde galiba bu sitede 3 ev. O gördüğün güvenlikteki adam 3 ev için duruyor abi. Hadi gelin. Hadi gelin. Yani benim hayatımda girdiğim en pahalı. Senin daha pahalı eve girmişsindir sen. Ben girdim. Girdim. Abi geliyorsun şimdi. Türk hesabı evin bir gösterişi var. Bir önde abi, böyle bir arabayla. Abi kaç metrekare? Abi 14.000 square feet. 1100-1200 metrekare. 1100 metrekare kapalı alanı mı diyorsun sen? Açın saymadın. 4 yatak odası var. 9 banyosu var. Tırmanma duvarı. Araba asansörü. Saçma sapan bir ana yatak odası var. Bak şimdi abi bunlar böyle garaj. Ben alacaklı gözüyle bakayım da belki alırım. Belki alırsın. Neden 32,5 milyon? Niye almıyorsun abi? Alırsın. Bak şimdi bu garaj gibi gözüküyor. Değil abi. Ne? Göreceğiz birazdan. Bu ne? Korvet mi bu? Abi bu korvet. Çünkü içeride asansör var abi. Arabanla geliyorsun buraya, park ediyorsun, düğmeye basıyorsun, ikinci kata çıkıyor. Hani gece geldin, yorgunsun. Ya salondan gireyim de. Ya bir şey diyeceğim. Paran olunca nereye sokacağını şaşırıyorsun işte. Öyle bir buna şey benim bir yorumum yok yani. Bunu ben de ilk defa gördüm. Şimdi burası girişi zaten saçma sapan bir boyutta. Gördün yani kocaman böyle. Abi şuradan bir aşağıya bak bakayım ne var orada. Ne var? Ana. Soluna bak abi. Aa, tırmanma duvarı yapmış herif. Abi herifin alt katında tırmanma duvarı var. Adam dağcı falan mı, öyle bir milli dağcı bir şey var mı ya da? Niye olmasın abi? Why not abi yani? Why not yani? Why not abi? Hocam dünyanın en büyük pivot kapılarından birisi yuh. Kaç metre bu? Bir. Ne kadar biliyor musun? 4 metre. Beğendin mi kapıyı? Çok beğendim ama. Kapıyı alabiliriz anca zaten. Güzel olsun. Kaç mı? 100 bin dolar falandır bu anısı sattım kapısından. Düşünmek bile istemiyorum abi. Abi gel. Al sana giriş. Burada da güzel bir espri var. Bunu göstermem lazım. Abi sana. Her yerde bir şey var. Her yerde bir şey var. Ben şurada silah var mesela. Buna doğru gidiyorum şu anda. Python Hunter. Abi ben doludur bir de bu adam. Dolu tutuyordur bunu böyle çıkarıp birini tak diye vurmak için. Ha, bak Merve gördü. Asansörde yukarıya çıkarken böyle çıkan insan şeyleri var. Çok çıkarken böyle abi herkes de yukarıya tırmanıyor. Bineceğiz mi asansöre? Abi yukarıyı sonra gezelim. Tamam nereye gidiyoruz? Abi bunun aşağısı şimdi, var. Şimdi önce bir hava kararmadan vardı. Seni bir arka bahçeye çıkartayım. Nasıl bir avize ya? Adam ışıkçı. Böyle ev otomatizasyonunu seviyor. Her şey iPad'de abi. Bunun ismi abi, Hellfire. Bir dayının Trump'la fotoğrafı var. Dayının Trump'la dayı birazcık protokol yüksek abi. Benim Trump'la fotoğrafım yok. Senin var mı Trump'la fotoğrafın? Bak şimdi burası çok enteresan. Bunu keşke görebilsen artık. Belki sonra görürüz. Bu Hellfire bunun ismi. Yukarıdan aşağıya inen alev. Buradan alev çıkıyor. Altta vakum sistemi var. Alevi çekiyor aşağıya doğru. Böyle girdaplı dönen bir alev mekanizması. Görsel bir şey mi bu? Görsel. Ev sahibi de gitti. Çekemiyoruz daha. Ev sahibi bize evi bırakıp gitti bu arada. Daha saçma bir şey görmedim. Bir de köpeğini de bıraktı. Böyle de iyi bir adam abi. Allah Allah. Gel lan ev senin zaten. Biz varız burada ama sana rahatsızlık veriyor muyuz? O da takılıyor. Kardeş. Hazır mısın? Aç kapıyı. Abi daha giriş katındayız. Ne çıkabilir? Ananı satayım. Aman her erkeğin de bir hayalidir yani. Şuraya bir PlayStation atayım. Bir şey diyeceğim. Zemin bile çok güzel. Aman çok kıskandım. Abi kapıyı kapatıyorsun. Burada istediğin kadar gürültü yap. Abi burada dünya yalıtımı vardır zaten. Aynen. Bu çok... Aman. Ben bunun şeyini seviyorum. Önü de açık. Burada böyle yere yatmak istiyorsan falan işte şey pufflardan falan koyacaksan o da var. Ya şurada düğme misin sen? Dokunmatik düğme. Allah öyle şaka bir yattı gibi. Ki turu burada bitirelim. Evet abi bu ne? Uzandı rahat. Aşkım ya. Yani. Keyfine varıyor. Güzel abi. Bir şey söyleyeyim, bu bence daha başarılı. Daha başarılı. Bir şey diyeceğim bak. Bileceğimiz bir şey. Evet evet bak bunu minder. Bizi burada bulamazlar bile. Biz burada yaşayabiliriz. Amerika'ya taşınıp şurada yaşayabiliriz. Bir dakika şu ne abi? Her şeye bak. Bu ne? Bu ne abi? Ben hayat ilk defa böyle bir... Abi tur uzun devam ediyor muyuz? Evet evet devam ediyoruz biz de.
Ev sahibi izleyecek mi bu videoyu? Gel. İzlemez, onun vakti yoktur. İzlemez de elinde kaldı bir şey de çok çaktırmıyorum onu. Burada çok şey var da hemen sana kısaca göstereceğim. Hazır mısın? Oyda. Yani bir tane lambasını koymuş, yine bir tane Bentley'sini koymuş. Ne bu, Rolls Royce mu bu? Bentley mi bu? Ne anlamıyorum Bentley. Ya. Bentley mi bu? Dört kapısı abi. Abi açıksa bir bin içine. Çok ısrar ettin, kıramayacağım. Yani benim şuna binsem okey, bana yeter de. Tamam abi, benim Bentley'im bu. Bir bin içine bak bakalım, bir ev sahibi olarak nasıl bir hissiyat? Tamam, bir şey diyeceğim. Bu araba burada pahalı değil. Kaç para bu araba burada? 250 bin. Dolar. Dolar. Pahalıymış. Ev gibi abi burası da yani. Evde mesela bir ışığı açmak istediğinde böyle 3 saat arıyorsun ya. Burada da bir şey yapmak istediğimde o kadar çok düğme var ki ya. Bunun startı nerede? Engine startı şuradaymış. Remote key yok diyor. Ha tamam. Tamam, bir motor sesini merak ettim. Ev sahibi ya. O kadar da güvenmemiş bize abi demek ki. Tabii. Abi gel, daha çok gezeceğiz. Abi bunu da gör, dur. Senin köpeğin ismi neydi? Tavuk. Tavuk, gel bak. Burası tavuğun odası. Tavuğun, klimalı, kendi duşu olan odası var. Kendi otomatik kapısı, kendi arka bahçesi. Yuh diyeceksin. Nasıl kendi bu arka bahçesi? Espri yapmıyorum. Bu abi köpeğinin bahçesi. Köpeğin bahçesi normal bahçeden farklı mı? Evet, farklıymış. Evet abi. Abi köpeğinin de arka bahçesi. Buraya geldiğinde hemen onu görüyor, açıyor abi kapıyı. Takılıyorlar. Abin... Ne diyeceğim bilemedim yani. Hemen abi dışarıya çıkartacağım seni, hava kararıyor. Çabuk. Senin odaya baktık, var mı sorun? Dur bak, bunu görmen lazım, bu çok güzel. Şu an dışarıda gördüğüm bütün yüzeylere bak. Her bir yer ısıtmalı. Aralık nasıl? Ayı. Dışarısı soğuk ama böyle dışarıda şortla düşürüp keyif yapmak istiyorsun. Yerler ısıtmalı. Her yerde ısıtıcılar var. Burada Aralık ayının buz gibi zamanında tişörtle yürüyebilirsin abi. Hadi be. Masa falan ısıtmalı bu, değil ama. Bu da çok orijinal. Yere bağlı değil. Tezgaha bağlı. Otur. Nasıl abi, rahat mı? Bir oyu ver. Değil. Felaket ötesi. Saçma değil mi aşkım? Otursam sen sığmazsın mesela bence. Ne bileyim, dur bakayım oturayım. Abi böyle birazcık mesafeli olacaksın yani. Birazcık. Sohbet edeceksin işte. Açık takılacaksın. Bak şimdi, bir şeyin ben kullanışlılığını görsel güzelliğine tercih ederim. Yani evet, görsel açıdan güzel ama kullanışlı mı? 10 üzerinden 4. 4. Dondurma makinesi var evde, ne o? Pizza, ızgara, davlumbazı bile var üstünde. Bir şey diyeceğim, şu mangal bile muhtemelen milyon dolar vardır. Bu ev neyle ısınıyor? Bu evin elektriği kaç para geliyor? Bu evin doğalgazı kaç para geliyor? Bu müştemilat mı burası? Ama o banyo duşmuş gidiyor öyle kendi başına. Buradan nereye gidiyor bu? Duşa gidiyor, dışarıda duş var. Burada oturma alanı var. Bak şimdi, espriye gel. Psikopatlığa geldim. Otomatik sineklik. Orada da var. Çılgın. Devam ediyor muyuz? Abi golf sahası. Abi manzaramız çok iyi tabii bu arada. Bütün manzara Vegas'ı önümüzde yani. Golf sahası olur mu? Golf sahası yok, o kadar değil. Ama altta dur. O da sürpriz. Bir sürpriz daha var. Daha bu ne? Arada espriye gel. Şu önümüzde gören cam taşların olduğu yer var ya. Ateş çukuru. Tüm alevleniyor böyle. Cafcazlı. Şurası mı? Bütün duvar. Oho. Abi burada mini golf sahası var. Tamam. Hadi gel onu da gezelim. Anasını nikah yani. Bu da abi. Bu evse biz neyiz? Gel abi, bir tane vuralım bir golf topuna. Al abi şu topu. Bir vur abi bakalım nereye gidecek. Hop. Benim amacım şuradaki deliğe mi sokma? Abi biraz tazikli oldu sanki. Evet. Dur bir tane daha. Şimdi birazcık raconunu öğrendin işin. Bir insanın eline golf sopası bu kadar mı yakışmaz? Vallahi iyiydi o ha. Gezelim abi, gezelim abi daha gezelim, çok var. Abi gezelim, bitmeyecek. Bitmeyecek. Vallahi kalacağız bütün gün sonra burada. Bak şimdi abi, sonsuzluk havuzumuz, ısıtmalı spamız var. Hatta izliyorsunuz, videodan sonra bir de gireriz içerisine. Çok iyiymiş ya. Gel, burada yukarıdan inen projektör var. Bak, görüyor musun kutuyu şuradaki? Projektör iniyor, dışarıda outdoor sinema. Ya bir şey diyeceğim, hem orada televizyon var, kafam kadar bir de televizyon. Hem burada projeksiyon var, hem orada televizyon. Orası ne? Ayna mı orası ya? Orası dur, var mı? Gel, devam. Daha çok orası gezeceğiz. Bak Allah aşkına, gel bak bak. Bak bir ona bak. Bir dön abi benle. Aynısı. Niye aynısını iki tane yapmış adam şeye? Simetri ayna sandım ben orayı. Şimdi geliyorsun buraya abi. Bir dış alan daha var. Bir teras daha. Bak bir burada projeksiyon daha çıkıyor buradan. Buradaki projeksiyon 8 metre. Nasıl? 8 metre genişliğinde. Hocam. Ha gerçekten bir tane daha projeksiyon var. Espri burada. Espri değil abi, bak. Ha şurada. Dur benim de kafam karıştı. Bir terasta 4 televizyon, 3 projeksiyon olur mu ya? Anne ne abi, aynı anda da açamazsın. Hadi gelelim içeri. Aha kan. O şarap abi bence. Ya da kan. Ya da cinayet. Ya da bir... Abi bir burada olmayacak, nerede olacak? Enes'cim bizi nereye getiriyorsun? Yani bu filmler burada çekilmiyorsa nerede çekiliyor? Şimdi hadi gel içeriye girelim, devam edelim tura. Daha çok gezeceğiz. Bu da böyle cafcaflı şey, bir düğmesi var bir yerde, basıyorsun kısalıyor bu masa. Bir tane daha televizyon geliyor.
bir tane daha televizyon görürsem gözüm seyirmeye başlayacak. Oho. Sinirim bozuldu gerçekten ya. Abi barın var. Bak evin sahibi bana bunu söyledi. Enes dedi. Ben dedi burada barda oturuyorum. Cam kapıyı açıyorum ki barıma ulaşabiliyorum. Ama böyle çok eğilmeyi sevmiyorum. Fıçıya abi buradan dolaşayım diye bir fıçı da arkaya bakıyor. Ki az eğilsin. Hani böyle ta buraya gelmesin. Bu spor salonuna gitmedik. Bak abi, abi daha neler var o hiçbir şey. Şu sağ kapıya bir gir bakayım. Tamam sola bakmıyorum. Sola bakma. Sağ kapıya giriyorum. Aynen. Ha asansöre. Merve sen de gel. Asansör? Asansör yukarıda. Asansör yukarıda şu an aynen. Aynen. Ha. Beş korveti bir merak ettim. Nerede açılıyor lan bu? Gel, her şeyin şurası. Oturalım buna. Ben buna bir daha oturamam çünkü. Otur. Gel. Bismillah sağ ayakla oturayım. Abi yeni artı tiner kokuyor. Abi bu nasıl bir ya? Ben ilk defa çok enteresan. Evet. Aa anahtarı da var. Bunu alıp kaçabiliriz. Start engine. Ben basmadım. Kendi ilk açıldığında verdiği gazdı bu. Yemin ederim basmadım. Dur P'deyiz. Bir dakika P'deyiz. Müzik kapan. Müzik turn off. Niye bu kadar çok tuş var burada? Turn off müzik. Kapan. Heh bak geliyor. Abi bu arabayı yani insan bir ister tabii yani şurada bir gezsin. Bir drift edeyim şimdi. Bir drift edeyim bir bas ama bu arabaya da abi panik olursun şey yapamazsın yani kullanamazsın yani. Abi bugün senin için çok enteresan. Orada abi mekanizması var bunun. Neyin? Ha asansörün aynen, mekanizması. Asansörün. Biz daha yukarı bile çıkamadık. Daha yukarı çıkmadık. Tanıdık var mı tanıdık? Bir daha. Ha, o, ha? Ya. Yine televizyon. Bir barın olsun. Erkek arkadaşlarınla birazcık zaman geçir. Böyle bir ekibi çağır. Ben hayatımda böyle bilardo masası görmedim. Buradaki eşyalar bu ev için yapılmış. Bak arkana. Amerika'nın ünlü gangsterlerinin gerçek imzaları. 79'da almış bak. Artık nasıl almış, ne yapmış bilmiyorum. Bazı soruları çok sormayacaksın burada. Kurcalamayacaksın. Evet abi yok. Diyeceksin hiç. Böyleymiş. Allah aşkına ya. Biraz olmamış. Sabunluk olsun. İşte milyar dolarlık evin de olsa sabunun öyle oluyor. Sen bunu kaçırıyorsun. Bu ATM mi? Aynen. Şaka yapıyorsun abi ya. Abi kumarı kaybettin. Kaçma şansın yok abi. Poker masası nerede burada? Aa, ben onu görmedim ki. Ben para çekebiliyor muyum buradan? Vatandaş olarak buradan para çekebiliyor muyum? Bilmiyorum abi artık o kadar detayını. Burada da bir bar. Sürpriz yapayım sana. Daha ne sürpriz yapacaksın? Hadi bakalım. Bu ne? Ne? Ha. Abi basketbol sahası. Bir dakika. Bu gerçek olamaz. Gerçek. Şş, beni şöyle kaldı. Kaldır kaçıralım değil mi? He. Ev sahibi de yok zaten. Bir şey diyeceğim. Şunu satsak zaten evin parasını çıkarırız yani muhtemelen. Bu kadar gelmişsin. Bir top atmadım da deme. Topu da patlak birazcık dayının Allah. Oldu. Yok. Bak bunlar da çok orijinal. Senin birkaç tane alman lazım. Off-road Segway. Ha bunlar şeyde var. Bunlar var bizim memlekette de var bunlar ya. Vardır. Aha dur daha çok para edeni buldum. Kobe Bryant var abi. Allah'ın pervanesi bile çok güzel ya. Bir şey diyeceğim. Burada kesin senin de bilmediğin gizli bir oda bir şey kesin vardır. Ama ne vardır acaba böyle adam? Kesin bizim altımızda bir yerde bir depo bir şeyler var. Silah odası mı vardır? Artık. Paralı bir oda mı vardır? Dedim ya sana bazen böyle çok soru sormuyorum ben. Bir şey diyeceğim. Hı. Şu şaraplıklardaki şarapları bir tek tek şöyle denesek mi? Açılıyor mu bir şey diye? Hep beraber binelim asansöre. Şey Satina'dan merdiven yapmış. Apple merdiveni gibi gerçekten. Kaça basacağım? Soruya bak. Bu adam Türk olsaydı, biz Türkiye'de olsaydı şu abi ne var göster ya. Ben öyleydim yani. Hadi gel, ana yatak odasına gidelim. Va burası bir dakika, şuradan sonrası yatak odası mı? Kulp yok. Nasıl yani? Giremezsin. Nasıl giriyorsun abi kapıyı? Onun üzerinde bir tane barkod var, o buraya yaklaşınca bir tek ona açılıyor kapı. Burada böyle bir salon var, bir öne bakıyor. Niye böyle bir şey yaptın dedim. Evime geleni görmem lazım diye. Muhtemelen ben şeye inanıyorum abi. Bir yere basıyorsun böyle vışk böyle tarama tüfekleri iniyor. Kesin var o burada. Bu yatak mı? Abi bu iki tane iki kişilik yatağın birleştirilmesi. Niye? Niye? Bir, projeksiyon var yukarıda. Bu duvar iniyor, projeksiyonu da izliyor. Hmm. İki, tavana bak. Ne var orada? Tavan açılıyor abi. Yıldızları izleyebiliyorsun. Aşkım tavanı açıyorlarmış. Aa sapık dürbünü var. Ama kapalı öyle galiba. Bakayım belki adam burada oturmasının sebebi belki birini abi, buradan dikizliyordu. Yok bu anlamsız bir şeymiş. Sus. Sus evet. Değil bence. Bunun kesin bir anlamı vardır ya. Çok spesifik bir yerde duruyor. Kocaman salonumuz abi burası. Bir tane daha varmış bak.
Haa, asansör burada. Bak vallahi arabayla geliyorsun. Buradan arabayla çıkıyorsun. Zaten şuradaydık Corvette'de. Açtık geldik yatağa. Abi biz çok banyo gezdik bizim kanalda. Bu banyo sapık bir boyutta. Şimdi, bu tuvalet kompleksi bence zaten. Bu abi, banyo denmiyor buraya. Başlatacağım şimdi. İki tane lavabomuz var. Lavaboda aynalar tavana asılı. Sen diyorsun ki tamam güzelmiş. Evet. Birinci tuvalet odamız burada. Tamam. İkincisi burada. Gel şimdi abi. Ha bak zaten otomatik açıldı mı? Evet. Japon usulü bu. Kapan. Düğmesi var onun. Yok aslında kere yapınca kapanıyor. Hayır. Çok zor arkadaşlar burada. Onun da kalkması açılması güzelmiş ha. Şey yapın, kapıyı açınca merhaba deyip kalkıyor. Sana da merhaba diyor ya. Neyse geç. Şimdi abi yatak 4 kişilik. Küvet de ona göre. Küvete yatak var. Ben ilk defa böyle bir küvet görüyorum hayatımda. Küvet suyu bile tavandan doluyor. Bir dakika. Suyu tavandan mı? Ne? Dur oraya değil. Sen bir işe sakin ol. Ne oluyor lan? Bir dolu açsana abi şunu. Nasıl tavandan su dolar ya? Bak orada iki tane. Tavandan mı doluyor? Tavandan doluyor. Gir bakalım duş yeterince büyük mü? Şimdi ben onu az önce göz ucuyla gördüm ama bir şey diyeceğim. Bu dişliğin ne biliyor musun? Toplu yıkanma alanı. Ya evet bu kelime yok yani. Burada 126 tane duş başlığı var. Ha bak burada yatıyorsun buradan üstüne püskürtüyor. Yani o gün nasıl yıkanmak istersen ya ben yatmak istiyorum ama elimde kepçüğüm olsun da orada yatarak. Bir de metal bir götün donar ya mantıklı. O da ısıtmalı. Ha o da ısıtmalı. Sindir bozucu bak. Şuradan gelen şelaleyle mi yıkansam yoksa buradan püskürtülen sırt masajıyla mı yıkansam? Abi yani 50 kişi bir futbol takımı komple aynı anda yıkanabilir burada. Diyeceksin ki Enes'cim duş herhalde bu. Çık abi dışarı. Ya şaka yapıyoruz. Bir tane daha mı duş? Abi dersen ki hava güzel dışarıda duş alacağım. İçerisine şu an eve. Sokma. Ki ama ısıtıcı da var ama kesin vardır sineklik panjur yoksa şerefsizim. Var. Var tabii nerede? Buradan da indiriyor ama açık alanda duş alacağım ama kapalı gibi hissedeyim. Çok düşünmeyeyim. Bir şey diyeceğim. Bu evde yapacağın en küçük aksiyona karar vermek bir saattir. Mesela hani burada bir şey açmak istiyorsun. Sürekli yanlış şeyi açarsın bence. Öğrenmek de zordur yani. Bak mesela duşu açmaya çalışıyorsun. Panjur kapı. Duşu açmaya çalışıyorsun. Araba aşağı iniyor. Duşu açmaya çalışıyorsun. Yukarıdan başka bir helikopter iniyor. Bir şey oluyor. Bu da adamın yatak odasının terası yalnız. Bak şimdi çok Türk ya da bir Türk hayali olan bir şey göreceksin. Diyeceksin yuh artık. Dışarıda yatak var abi. Has. Kesin ısıtmalı. Hatta yorgan da ısıtmalı. %100 yemin ederim bu yorganın ısıtmalı olduğuna. Masaj, positions. Bir şey diyeceğim. Hı. Bunun da şuralardan sineklik panjuru var mı? Ama şurada bir televizyon daha var. Bir şey diyeceğim. Burada projeksiyon da kesin vardır. Abi aşağıya inmiyorsun jacuzzi keyfi için. Yatak odasındasın. Ortam sıcak. Niye ikinci katta balkonun ucunda jacuzzin olmasın? Benim sinirlerim çok bozuldu. Ben evi çok sahiplendim şu anda. Sahiplen 5 dakika sonra gidiyoruz zaten. 5 dakika benimmiş gibi oturuyorum. Orkun vallahi kafan çalışıyor ya. Hemen gördün orada bir terslik olduğunu. Bu niye? Bu tarafa bakıyor. Evet. Ana yatak odasının projektörü iniyor ya. Evet. Ama projeksiyon diğer tarafta. Böyle bir projeksiyon koymuşlar oraya. O indiğinde bir de arkasında bir cam panel iniyor. Projektör görüntüyü flip ediyor. Bu taraftan izliyorsun. Hayatımda daha enteresan bir şey duymadım yemin ederim. Niye peki? Niye olmasın? Sen yatak izlerken dışarıdan iki kişi daha bizimle aşağı inip aşağıda izlemek istemiyor. Arkada dışarıda izlemek istiyorum. Kendi yatak odandayım. Niye olmasın? Böyle de bir alteration yapmış, bir değişiklik yapmış. Yani bu şey mimarı bulmuş. Mimara demiş ki ben böyle çılgın bir şey istiyorum. Bunu yap. Bu kadar geldin. Alt katı da görmedim deme. Burası şey şarap mahzeninin mahzeni. İtalya'ya hoş geldin. Yukarıda vardı şarap mahzeni. Tabii bir gel aşağıya sen. O şey göstermelik şarap mahzeni. Göstermelik. Asansör buraya geliyor. Burayı da yapmış ki böyle bir sanki böyle bir Tuscany, İtalya. Evin altındayız ya. Buradaki ince detayı anladın mı? Ama American patriotism, milliyetçilik. Ha. Orada da bir Amerikan bayrağı. Evet. Ne kadar İtalyan da olsa. Orada tuvaleti falan var. Geç onu. Burada da abi alt katta barım olsun. Burada bir takılayım. Asıl güzel içkilerini sakladığı yer burası mı yani? Burası. Bir şey diyeceğim. Bekledim olacak. Iron Man şeysin. Olmadı. Burada da bir oturma alanımız var abi. Bak şimdi. Olmadı. Abi bir şey açılacak çünkü bekliyorum ben yani bir gizli bir şey çıkacak yani. Bu evde gizli bir geçit, gizli bir böyle silah olduğu oda, işte ne bileyim para olduğu oda bir şey yoksa böyle bir bunker da kesin vardır bence buranın içinde. Bir sığınak da kesin vardır ama olmaması mümkün değil. Bak bir şey oynatmamız gerekiyor. Aha. Bas oğlum bas bir yerde kesin var ya. Bir yerde kesin bir şey. Ben bıraktım abi. Aa bunlar fake.
Aa, bir hepsinin altına bak bakayım. Abi, inanılmaz bir yer. Playground gibi ya. İşte böyle hani 10 yaşında çocuk, ben evde bunu istiyorum, şunu istiyorum. O da yapmış. Adam öyle yapmış gerçekten, evet. Yani bir, bu kadar paramız olsa... Çok daha zevkli bir evimiz olur. Teşekkür ederim. Al sana 32,5 milyon dolarlık ev. 500 milyon TL'lik ev gerçekten böyle. Ben hayatımda hiç 500 milyonluk TL'lik, 500 milyonluk TL'lik. Oo, milyar TL, ne kelime kaldı, bugün. Ne sayı kaldı, hiçbir şey kalmadı bende. Şimdi sen bunu kaça bırakıyorsun bana? 25'e ayarlarız belki. 25 dolar. Bir bankayı ara Türkiye'de. Bankayı arayayım. Biraz Bitcoin. Bankaya ne diyeyim, kredi mi çekiyorum? Bütün deponuzu boşaltın. Abi sat sen bana burayı. 25'e kapatalım bu işi. 20. 20. 20 bin dolar. Sorayım ev sahibine. Tamam. 20 bin doları alıyorum. Alıyorum. Aldım abi. Evet. Artık arkadaşlar bu ev benim. İstediğiniz zaman Vegas'a yolunuz düşerse gelin bir bakın. Birazcık değişiklikler yaparız tabii. Merve'nin de zevkine göre böyle ufak tefek değişiklikler yaparız. Ben jacuzzilerin bir kısmını iptal etmeyi düşünüyorum. Projeksiyonların, televizyonun da bir kısmını iptal etmeyi düşünüyorum. Sanki daha çok sineklik. daha çok sineklik. Anca gezebildik. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica tekrardan. Abi, ne demek? Siz de videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bir şeyler yapmayı unutmayın. Enes'e de gidin. Onun kanalını şuraya koyuyoruz. Bunun gibi milyon tane ev videosu var. Hepsi birbirinden güzel. Daha pahalısı, daha güzeli, daha lüksü. Yani izlemeye doyamazsınız. Gidin Enes'e de abone olun. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Ben evime gidiyorum artık. Canım aç kapıyı.